Sevgili mavi kadınlar, bugün konuştuk, dedik ki en sinsi burçları çıkaralım. Ama ben sonra bütün burçların ne kadar sinsi olabileceğini anlatmak istedim. Koç'la başlıyorum. Koç her şeyi hemen yapmak isteyeceği için çok sinsilik barındırabilecek bir burç değil. Tabii haritanın tamamına bakmak lazım. Boğa burcu her şeyi adım adım planladığı için, yavaş yavaş ilerlediği için ara ara sinsilik yapabilir. İkizler sizi konuşarak bayıltma potansiyeline sahip olduğu için sizi manipüle edebilir ya da başka taraflara çekebilir. Buna sinsilik mi dersiniz, siz karar verin. Yengeçler, sizler hiçbir şey unutmadığınız için muhtemelen sinsiliğin kitabını yazabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Aslanlar da böyle kocaman kocaman hareket etmeyi sevdikleri için çok sinsilik görmeyiz diye düşünüyorum. Tabii haritanın tamamına bakmak lazım. Başaklar, siz zaten en küçük ayrıntıları bile fark ettiğiniz için intikam alırsınız ya da bunun hesabını sorarsınız. Buna sinsilik mi dersiniz yoksa sadece zamanı mı geldi dersiniz, onu bilemem. Teraziler, sizler için ilişkiler oldukça önemli olduğu için ve hayatındaki insanlar çok önemli olduğu için onlar için savaşmayı tercih edeceksiniz. Bunun için sinsilik gerekiyorsa onu da yaparsınız diye tahmin ediyorum. Ve akrepler. Akrepler için intikam soğuk yenen bir yemektir ve her zaman zamanı gelir. O yüzden buna sinsilik mi dersiniz, buna sabır mı dersiniz bilmiyorum ama siz intikamınızı alırsınız. Yaylar, sizin pek sinsilikle falan alakanız yok. Zaten evrenin saftirik çocukları olarak da kayıtlara geçebilirsiniz. O yüzden hadi canım diyorum size. Oğlaklar, sizin için sinsilik demek çok mümkün değil gibi ya. Yani siz böyle bir her şeyi zaten bir mantık çerçevesine oturttuğunuz için sizinki sinsilik değildir. Sadece planlama yapmaktır en maksimum diye düşünüyorum. Kovalar, bence zekalarıyla öyle güzel olayı paketleyebilirler ki bunun sinsilik olduğunu bile anlamayabilirsiniz. Sevgili balıklar, size sinsiliği pek yakıştıramadım. Herhalde merhametinizden ya da ilahi adalete olan güveninizden dolayı birazcık daha evrene bırakır mısınız gibi geliyor bana. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kızmayın. Herkeste biraz akrep, biraz yengeç, biraz ikizler, biraz yay var. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.